2019 yılı Osman Gazi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücret tarifeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güzel filoya ait araçların özellikleri ve geçtikleri köprüye göre geçiş sayıları verilmiştir. Verilen tablolara göre güzel filo araçların geçişleri için toplam kaç lira ödemesi gerekir? Öncelikle burada verilen fiyat tarifeleriyle geçiş sayılarını çarpalım. Burada bakarsak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç sınıfı 1 10 liraymış ücret. Yani 75 ile 10'u çarpacağız. Yine aynı şekilde yerleştirirsek ikinci sınıf aracımız 188 ile çarpılacak. Yine buradaki sayımız da ikinci sınıf araç 13 ile çarpılacak. Daha sonra üçüncü sınıf aracımız Osman Gazi'den geçiş ücreti için 224 ödüyor. 224 ile çarpacağız. Burada yok zaten. Dördüncü sınıf aracımız 78 ile çarpılacak. Öncelikle burası 78 olması gerekiyor. 78 ile çarpıyoruz. Bu işlemlerimizi ayrı ayrı alıp artık çarpalım. Daha sonra da toplayacağız toplam kaç lira ödediğini bulmak için. 75 ile 10'u çarpmamız zaten kolay. 75 ile 10'u çarparsak 750 olarak buluruz. Daha sonra bulacağımız işlem 20 ile 188'in çarpımı. Hemen 188 ile de 20'yi kolay yoldan çarpalım. 2 kere 8 16 bir eldemiz var. 2 kere 8 16 bir delta 17 oldu. 2 kere 1 2 bir delta 3 oldu. Buradaki sıfırı da sonuna ekledik. Daha sonraki işlemimiz 25 ile 13'ün çarpımı. 25 ile 13'ü de burada çarpalım. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6 1 de 7. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Toplayalım. 5 12 elde birimiz var. 325 oldu. Daha sonraki işlemimiz 105 ile 224'ün çarpımı. 224 ile 105'i çarpalım. 5 kere 4 20 2 eldemiz var. 5 kere 2 10 12 oldu. 5 kere 2 10 yine elde birimiz var. 11 oldu. 0 ile çarpımı zaten sayımızın 0 oldu. 1 ile çarparsak da sayının kendisini elde ediyorduk. Yine bir basamak kaydırıp yazdık. Toplayalım. 0 2 5 3 2 23.520 oldu. Bir sonraki işlemimiz 105 ile 224'ü çarptıktan sonraki işlemimiz 203 ile 78'in çarpımı. Hemen çarpalım. 203 ile 78'i. 8 kere 3 24 2 eldemiz var. 0 ile çarptığımız için hemen yazdım. 8 kere 2 16. 7 kere 3 21 2 eldemiz var. Hemen yazdım. 7 kere 2 14. Toplayalım. 15.834 bulduk. Artık bulduğumuz değerlerin hepsini alt alta yazıp toplayabiliriz. Yani 23.520. Daha sonra 15.834. Daha sonra 3.760. 750 ve 325. Hemen toplayalım. 5 ile 4'ü toplarsak 9 yaptı. 3 ile 2'yi topladık. 5. Buradaki 5 ile toplarsak 10. 16. 18. Elde birimiz var. 8 ile 5'i toplarsak 13. 7 eklersek 20 yaptı. Buradan da 10 geldi. 30. 1 de eldeydi. 31 oldu. 3 eldemiz var. 3, 3, 6 yapıyor. 3 eldemizi de yazalım. 3, 3, 6. Buradaki 3 ile toplarsak 9. 5 eklersek 14 oldu. 1 eldemiz var. 2 1 daha 3. 1 tane de eldemiz vardı. 4. 44.189 oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Tabloda verilen doğal sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Binler bölündeki rakamların basamak değerleri toplamı 7000'dir diyor. Hemen bakalım. Şurası birler bölüğüydü. Üçerli gruplara ayırdığımızda. Binler bölüğü ve milyonlar bölüğü.
Binler bölündeki rakamların basamak değerleri toplamı diyor. Basamak değerleri toplamı, evet, 7000 oluyor. Sadece binler basamağında 7 olduğu için. O zaman bu ifademiz doğru. Birler bölündeki basamak değeri en büyük rakam 5'tir diyor. Yine 5 sayısı birler bölüğünün en büyük basamağı, yüzler basamağında bulunduğu için basamak değeri 500 oluyor. Basamak değeri en büyük olan rakamımız da 5 oluyor. Bu ifademiz de doğru. Milyonlar bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 348 milyondur diyor. Yine bu ifademiz de doğru. Milyonlar bölüğünde 348 bulunuyor. Bu durumda bu sayının basamak değeri de 348 milyon oluyor. Okunuşu 348 milyon 700 bin 508'dir diyor. Bakın burada hata veriyor. 700 bin ama bizimkisi 7 bin. O zaman bu ifademiz yanlış. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıda verilen abaküste istenilen kadar boncuğun yeri değiştirilerek yeni sayılar oluşturulmaktadır. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi oluşturulamaz? Abaküsümüzde bulunan toplam boncuk sayısını bulalım öncelikle. 3 boncuk burada var, 2 burada, burada 5, burada 1, 4, 2. Toplayalım. 3, 2 daha 5 yaptı. 5 eklersek üstüne 10, 11, 15, 17 tane toplam boncuk sayımız var. Bu durumda burada verilen sayıların da basamaklarında bulunan sayıların sayı değerlerinin toplamının 17 olması gerekiyor. Toplayalım. A şıkkında verilen sayımıza bakalım. 4, 3 daha 7, 8 eklersek 15, 16, 17 oldu. Bu sayıyı oluşturabiliriz. 5, 2 daha 7, 1 ekledik 8, 14, 3 eklersek 17 oldu. Yine bu sayıyı da oluşturabiliriz. 6, 1 daha 7, 3 eklersek 10, 12, 18 oldu. Buradaki sayımızı oluşturamayız çünkü bir tane boncuk eksik olur. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bum oyunu. 15 kişilik bir sınıfın öğrencileri el ele tutuşarak daire şeklinde bir halk oluşturuyorlar. Her öğrenciye sıra ile 1'den 15'e kadar numara veriliyor. Öğrenciler 1'den itibaren saymaya başlıyorlar. 3 numarayı söyleyen öğrenci bum diyerek halka dışına çıkartılıyor. Ve kalan öğrenciler de o sıradaki öğrenci 1'den saymaya başlayarak aynı şekilde devam etmektedir. Halkada en son kalan 2 öğrenciden numarası küçük olan öğrenci oyunu kazandığına göre oyunu kazanan öğrencinin numarası kaçtır? Halkamız zaten burada bize verilmiş. Bu sorumuz bu şekilde çok basit bir yolla çözülebilir. Ne yapıyorduk? 3 numarayı söyleyen öğrenci halkanın dışına atılıyordu. Elenen öğrencimizi hemen üstünü çizelim. Daha sonraki öğrencimiz 1, 2, yine bakın buradaki 3 oldu, elendi. 1, 2, 3 oldu, elendi. 1, 2, 3, elendi. Yine birden başladık. 3, elendi. 1, 2, bu sefer buradaki öğrencimiz elendi. 1, 1, 2, buradaki öğrencimiz elendi. Yine 1, 2, buradaki öğrencimiz elendi. 1, 2, buradaki elendi. Daha sonra 1, 2, buradaki 1, 2, 3. sıradaki bu gitti. Yine 1, 2, 3. sıradaki öğrencimiz bu gitti. 1, artık buradaki sayımız kaldı. Son 3'e geldik. 1, 2, 3. öğrenci elendi. Bu durumda kalan öğrencimiz 5 ve 14 numaralı öğrenci. Bunda da oyunu kazanan öğrencimizin ne olması gerekiyor? Numarasının en küçük olması gerekiyor. Yani 5 numaralı öğrenci kazandı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.